Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu denklemler ve eşitsizlikler olacak. Konu anlatımını çözeceğim testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri Matematik 9. Özellikle de oran ve orantı olacak. Sevgili arkadaşlar, 3. sayı testini çözüyoruz. Boşluk doldurma. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de sizlere sevgili arkadaşlar soruları çözerken konu anlatımlı olarak yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, boşluk doldurma testi dedik. Terimleri görüyorum. Terimler derken sayıları görüyorum. Bu sayıları seçip bu nokta noktada yerlere yazacağız. Aslında birer problem arkadaşlar hepsi de. Bir bakalım. Diyor ki birinci soru. A ve B reel sayı olmak üzere. Arkadaşlar bu gösterim nedir? A ve B elemanıdır reel sayılar. Kümeler konusunu da öğrendik artık. Reel sayı. Ve diyor ki A bölü B 2 bölü 3 oranındadır. Ve A artı B'yi de sevgili arkadaşlar 20 vermiş. Buna göre diyor A değeri nedir acaba? Öncelikle şuna bir konuşalım arkadaşlar. A bölü B 2 bölü 3 demek şu demek. A ve B sayısını bilmiyorum ama oranları 2 bölü 3. Bu arkadaş 2 olabilir, 3 olabilir. 20, 30 olabilir. 4'e 6 olabilir. 8 katını düşün. 16, 24 olabilir. Ve oranları da her zaman sevgili arkadaşlar 2 bölü 3'tür. İşte biz bu durumda deriz ki ya A ve B ben seni şu an bilmiyorum ama şunu biliyorum. A 2K'dır, B de 3K'dır. Bunu nereden anladım? 2 bölü 3 oranından. Yani A bir sayının 2 katıyken B o aynı sayının 3 katıdır arkadaşlar. Güzel. Bak 2K, 3K dedim. O yüzden diyorum bu KK deyip geçiyoruz ya. Sen bana bir bilgi daha verdin mi? Verdin. Sen diyor A ile B'yi toplarsan diyor 20'yi bulursun. Yani 2K ile 3K'yı toplarsan 20 oluyormuş. Arkadaşlar niye böyle yazdım? Ben şimdi buradan K'yı bulacağım. 5 tane K 20'dir. K eşittir 4'tür. Hani biz baştan dedik ya A sayısı bir sayının 2 katı. B sayısı da aynı sayının 3 katı. İşte o sayı 4'müş arkadaşlar. Onu da bu arkadaşın vasıtasıyla buldum. Bu durumda A ortaya çıkmıştır. 4 ile 2'yi çarp 8'dir arkadaşlar. B'yi de hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bak bu arkadaş bu arkadaşın 4 katıysa bu da bunun 4 katı olan 12 olur. Zaten K'yı 4 bulmuştur. A'ya 8 dedik arkadaşlar. Şurada duran arkadaş artık kendisine bir yer buldu. 8 dedik kendilerine. Geldik ikinci soruya. Ne dediğini öğrenelim. Bak şimdi ben burada 2K, 3K dedim. Bu benzer başka bir şekilde de çıkabilir karşıma. Nitekim ikinci soruda bununla karşılaşıyorum. Diyor ki bana A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere az önce söylediğin aynısı. Reel sayı yani gerçek sayı olmak üzere 5A eşittir. Bunu da yazalım arkadaşlar. Hop gel bakalım. 5A eşittir 3B. Sevgili arkadaşlar az önce yazdığımızın başka bir hali. Hatta bak az önce şunu A bölü B 2 bölü 3 demiştik ya. İçler dışlar çarpımı yazsan 3A eşittir 2B de diyebilirsin. Sen bunu böyle de görebilirsin, böyle de görebilirsin. Şimdi nasıl davranıyorum? Sevgili arkadaşlar yine iki arkadaşa KK diyeceğim. Ama merak edilen bu sefer A artı B bölü B eksi A. Arkadaşlar A ile B'yi kendi aralarında bir şekilde ifade edebilirsen ki edebilmişiz burada. Şimdi bu arkadaşlara da diyeceğim ki sevgili A sen 3K'sın, sevgili B sen de 5K'sın. Bak çarp 15K bu da 15K. Hemen nasıl buldum? Şu arkadaşın K sayısı bu arkadaşın. Az önceki gibi yazsak A bölü B. Bak B'yi buraya bölme halinde atıyorum. 5'i de buraya bölme halinde atarsam sağ tarafa 3 bölü 5, 3 bölü değil 3 bölü. 3 bölü 5 olur. Bak bu 3K bu da 5K. Böyle de görebilirsin. Sen hangisini seviyorsan, hangisinde kendini konforlu hissediyorsan o hale çevir. Arkadaşlar bu böyle olduktan sonra artık bu kesinlikle bulunabilir hale aldı. Neden? Bak A yerine 3K yazacağım. 3K artı B yerine de 5K yazacağım. Güzel. Bölü bak yukarıda K'lı bir şey bulacağım. Aşağıda da K'lı bir şey bulduğunda oranlayabileceğim. Zaten bölme oranlama demek.
Aşağıda da bak b eksi b'ye 5k demiştik. A'ya da 3k demiştik. Yukarıda ne görüyorsun? 8 tane k görüyorsun. Bölü 5 tane k'dan 3 tane k çıkarsa 2k kalır. Bir de şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Size her seste söylüyorum. 5 tane k, 3 tane k dedim. Dikkat edersen çarpma işlemlerini hep kere defa olarak gör. Bak 8k demek 8k çarpım halinde. Yolcu sadeleşir. Çünkü herkes çarpma halinde. 8 2'ye bölünür mü? Bölünür. 4 olur. Arkadaşlar geçmiş olsun. Bu arkadaşa da 4 dedik. Güzel değil mi? Oran orantı böyle. Yani iki sayıyı birbirlerine oranlıyorsun. Birbirleri cinsinden de yazabiliyorsun. Bak yine enteresan temente bir soru. A bölü B, C bölü D, E bölü B. Herkes birbirine eşit. Aynı zamanda bunlar da arkadaşlar 5'miş. Güzel. Buna göre diyor bak. A çarpı D çarpı E bölü B çarpı C çarpı F ifadesinin değeri ne olur? Arkadaşlar A ile B arasında bir oran var. C ile D, E ile F. Bak A yukarıda, B aşağıda. E yukarıda, F aşağıda. C aşağıda, D yukarıda oranlar şeklinde. Ben yine sevgili arkadaşlar bak A ile B arasında bir şey yazabilirsem. Ki bu da nedir? Bak A bölü B 5'miş. Bunları da hep böyle gör. C bölü D eşittir 5'miş. E bölü F de 5'miş arkadaşlar. Şimdi ya buradan görüyorsun zaten bak A bölü B gözüküyor. Ya da daha güzel bak A bölü B 5'tir böyle yazabilirsin. Ben sana hem böyle çözeceğim hem böyle. Bak bu 5. D bölü C ya C bölü D 5 ise D bölü C de bunun tam tersi 1 bölü 5'tir değil mi? Bak buna da 1 bölü 5 yazdım. E bölü F'yi de görüyorum. Bu da 5 zaten. Hop 5 çarpı 1 bölü 5 çarpı 5. Sadeleş 5. 5'i buldum. Bak sen bunu şöyle de çözebilirdin. Eğer böyle görmüyorsan matematik sana bir sürü yetki veriyor arkadaşım. İstediğin gibi kullan. Arkadaşlar şuradan ben şunu görüyorum. A dediğim şey 5 tane B değil mi? İçler dışlar. Evet hocam. Bak A yerine 5B yazıyorum. Yazdım. Bölü aşağıda B var. Şimdi C bölü D'yi görüyorum. C yerine de C eşittir. 5 tane D yazabilir misin? C eşittir 5 de. Evet. C gördüğün yere 5D yaz. Bu D, C yerine 5D yazdım. Güzel. Burada ne görüyorsun? E eşittir 5 tane F. E yerine 5 tane F yaz. Aşağıda da F var. Arkadaşlar ortalık güllük güllüstanlık. Seni arayıp da bulamayacağım bir fırsat. Neden? Herkes çarpım halinde. Açmışlar böyle ağızlarını. Bizi sadeleştir diye bize bakıyorlar yalvarırcasına. F'ler yolcu. 5'ler yolcu. D'ler yolcu. B'ler yolcu. Yalnız bu yolculuklara şöyle çıkıyorlar. Sadeleştirince 1-1 oluyorlar arkadaşlar. Dikkat. 0 diyen bazen arkadaşlar oluyor. Öyle bir şey yok. Herkes çarpım halinde. Çarpım halinde sadeleştirince 1 kalır. Eğer toplama çıkarma olsa birbirlerini götürse o zaman 0 olurdu. Biz burada çarpma bölme yapıyoruz derken o arada 5 tek başına kalmış bile. Öyle değil mi? Budur. Yani sen nasıl görüyorsan, sana nasıl kolay geliyorsa hepsini tercih edebilirsin. 3'e de 5 dediysek 3'ün 5'in hesabını yapmadan 6 ile 4 ile devam ediyoruz. A ile B sayıları doğru orantılıdır. Güzel. Arkadaşlar işte bak. İki sayı doğru orantılıysa şu demektir. A bölü B şeklindedir. Ve doğru orantılı diyor ise bunlar bir K sabitine eşittir arkadaşlar. A bölü B. Doğru orantılı olduğunda ne anlıyorum? Bu K sabiti dedik ya. Bu örneğin işte mesela 5 olsun. Bu 5 olursa bu 5, bu 1 olur değil mi? Örneğin. Bu A artarsa, diyelim ki 15 olursa, senin 5'i sağlayabilmen için B'nin de artması lazım, 3 olması lazım. İşte doğru orantı budur arkadaşlar. Bu arttıkça, bu arkadaş da artıyorsa, demek ki aralarında doğru bir orantı vardır. Çarpma halinde olsaydı ters orantılı olurdu. Ona da bir örnek verelim. A çarpı B eşittir 12 örneğin. Bak burada ters orantılı nasıl? 1'e 12 olur. Şimdi A'yı arttıralım. 3 yapalım. 12'yi bulabilmek için B'yi küçültmen lazım. 4 olması. Bak A artarken B azaldı arkadaşlar. İşte bu yüzden bunlar arasında da ters orantı vardır deriz. Biz konumuza geri döndük. Doğru orantı vardır. Ne kadar güzel. Ve diyor ki bana. Ya Şimşekciğim diyor. Ben sana söyledim. Doğru orantı var. A 6 iken B 4'tür diyor.
A 6 iken B 4'müş. Eşittir K. Sevgili arkadaşlar, ben K'yı buldum. Bak, istersen sadeleştir. 3 bölü 2 istersen sadeleştirme. Bu oran sabit kalacak. Hep 1,5 da derim ben buna. 6'yı 4'e bölersen 1,5 olur. 4, 6 4'ün 1,5 katıdır. Öyle de görebilirsin. 3 bölü 2 de diyebilirsin. Diyor ki B 12 iken, bak eşittir. B aşağıdakiydi değil mi? B 12 iken A'nın değeri nedir? Sevgili arkadaşlar, bak şöyle her türlü yapabilirsin gene. 6 bölü 4 oranını tutturabilmek için içler dışlar çarpımının aynı olması lazım değil mi? Eşit olması lazım. Bununla bunu çarparsam ne olur arkadaşlar? 72. Şimdi benim 72'yi bulabilmek için şu arkadaşın 18 olması gerekiyor. 12. Ama ben daha güzel yapıyorum, şöyle yapıyorum. Ya bak, bu arkadaş 3 katına çıkmış. Deminden beri yaptığım sorularda. Ya arkadaş, bu 3 katına çıkıyor ise aynı oranın sabit kalabilmesi için 6'nın da 3 katına çıkması lazım. Bak, 6'da 18 oluyor. Güzel bir bağıntı var değil mi? Bak, böylelikle şu arkadaşı sadeleştirdim de gene 6 bölü 4 hatta 3 bölü 2 oranına gene ulaşıyorum arkadaşlar. Güzel. B'yi 18 bulduk mu? Güzel. 18 burada. Buna da 18 dedik. Geldik 5'e. Birbirini çeviren iki çarkın birinde 12, diğerinde 18 diş vardır. Arkadaşlar, iki tane çark yan yana koydum, birbirini çeviriyor. Şu arkadaşta 12 diş, şu arkadaşta da 18 diş var. Gayet mantıklı çizdim değil mi? Biri büyük, biri küçük. Küçük çark 3 tur atarsa, büyük çark kaç tur atar? Şimdi sevgili arkadaşlar, çok güzel bir şeyle daha karşı karşıyayım. Hangisi daha çok tur atar döndükçe? Tabii ki küçük olan değil mi arkadaşlar? Bak, bu arkadaş bir tur dönse bu arkadaşı daha çok döndürür. Şimdi peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi burada da ters orantıyı şöyle kuracağız arkadaşlar. 12 çarklı 3 tur atıyor ise 18 çarklı kaç tur atar? Normalde doğru orantıda içler dışlar çarpımı yapıyordum ya arkadaşlar. Burada da şunu yapıyorum. Düz olarak 12 ile 3'ü çarpıyorum. 18 ile x'in çarpımını eşit diyorum. 12 çarpı 3 eşittir 18 çarpı x diyorum. Ters orantı var çünkü. Mantığını da anlatacağım şimdi sana. Bu durumda x ne olur arkadaşlar? 12 çarpı 3 bölü 18. Dikkat edersen bunu da, gerçi 36 desen hemen 2'yi de bulursun. 2 tur atıyormuş. Yazdım 2 tur. Peki olup biten ne? Ben sana mantığını anlatayım. Hatta ters orantılarda ileride bir tane daha var, bir ters orantımız 10. soruda. Neler döndüğünü söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, bu arkadaş 12 dişli 3 tur atıyor ya. Kaç tane dişi buradan geçmiş olur? 12 çarpı 3 kere geçer. 36 diş geçer değil mi? Bu arkadaşın da bak 36 dişinin geçmesi için 36'yı 18'e böleceğim. Buyur sana 2. Yani aslında burada ters orantı, düz orantı, o bu olursa bu olursa dediğimiz bu mantıktan ötürü. Tamam? Bak, burada diş olduğunu düşün. Buradan 3 kere 3 tur atarsa burada 36 tane diş geçmiş olur 3 turda. Bu arkadaştan 36 tane diş geçirmesi için 18 tane var. 2 tane tura ihtiyacı var. Hepsi bu. Geldim 6'ya. Efe, Yağmur, Elif. Çok güzel isimler. Buradan bu isimli arkadaşlara ve bu isimli olmayan arkadaşlara selam gönderiyorum. 3 kardeş 72 adet cevizi sırasıyla canları sıkılmış. 3, 4 ve 6 sayıları ile öyle bir canları sıkılmış ki ters orantılı olarak paylaşmışlar. Yani az canları sıkılsa doğru orantılı paylaşacaklardı. Bu sefer ters orantı. Normalde sevgili arkadaşlar, doğru orantı dediğimizde şöyle yapıyorduk. Mesela yaşlar 2, 5, 8 yaşları doğru dersek en büyük olan en büyüğü alıyor. 8K, 5K, 2K derdik. Eğer ters orantılı paylaşıyorlarsa arkadaşlar 3, 4, 6 ile, bu sefer bir sabit, benim K sabitim var. Birincisi K bölü 3, diğeri K bölü 4, diğeri de K bölü 6 kadar alır arkadaşlar. Bak, böylelikle de söylenenin hak etmiş olurlar. 3, 4, 6 ile ters orantılı deyince bak, bu arkadaş en azını alır, en çoğunu da bu alır. Çünkü ben bir K sabiti bulacağım. Bu K hepsi içinde sabit olduğu için değil mi? Mesela 12 bulduk K'yı diyelim.
Bu 12 bölü 3 tane, bu 12 bölü 4 tane, bu 12 bölü 6 tane alır demektir. Paylaşacaktır. En az ceviz alan kardeş şu kadar ceviz alır. En azında bu olduğunu söylemiştik. Bunlar bu kadar alıyor. Topla bunları diyor. Bunlar 72 yapar. Çünkü toplam 72 tane cevizim var. Toplayacağım. Arkadaşlar paydaları eşitlemem için herkesi 12'de buluşturuyorum değil mi? Ortak katları bunların 12. 4K artı 3K artı 2K bölü 12 eşittir 72. 7-9 tane K eşittir. Ben böyle durumlarda hiç çarpmakta acele etmem. 72 çarpı 9. Sevgili arkadaşlar burada da sana şunu göstereyim. Şimdi K'yı yalnız bırakmak istiyoruz. Çoğu öğretmenimiz şöyle diyor. Her iki tarafı 9'a böl. Ben daha pratik işlem yapmak için şunu diyorum. 9 burada K ile çarpım halinde. Bu K'yı ben karşı tarafa gönderirken bölme olarak gönderiyorum. Hepsi bu. Bu çok daha pratik geliyor bana. Hani biz mesela artı 5'i sağ tarafa eksi 5 getiriyorduk ya. Bak burada toplama olduğu için çıkarma götürüyoruz. Çıkarma olunca toplama, çarpma ise bölme, bölme ise de çarpma şeklinde gönderiyoruz arkadaşlar. Eşitliğin öbür tarafına. Ama öğretmenlerimizin dediği her iki tarafı 9'a bölüyoruz da gayet doğru, şahane bir söylemdir. Onu da söyleyeyim. Bunu yapacağım. 9'da 72'yi sadeleştirdim. 8, 12 ile de 9'u çarptım. Buyur sana. 6, 96 değil mi? Yanlış çarpmadık arkadaşlar. Buna 96 soru mu bitti? Hayır. K'yı bulduk. K 96'ymış. Sevgili arkadaşlar K bölü 3, K bölü 4, K bölü 6. 90 bölü 6 ne yapar arkadaşlar? 16 yapar. Demek ki en az alan arkadaş 16 tane alırmış. 16 da yukarıda var, şurada var. Cevap anahtarı da bizimle aynı fikirde. Bak test edecek olursak bunu 4'e bölsen 48, 24 tane bu arkadaş alır. 3'e bölsen 32 değil mi? 32 tane de bu alır. Bak topla bunlar 56, 16 daha 72 yapar. 7 ile devam ediyoruz. Bu da enteresan bir şey daha söylemiş. A sayısı B sayısı ile doğru, C sayısı ile ters orantılıdır. Şair burada ne demek istedi? Şunu demek istedi. A, B ile doğru, C ile ters orantı. Hemen şuraya yazalım. A bölü B çarpı C'ymiş arkadaşlar. Ve bunlar sabit değil mi? Bunların çıkacağı sonuç sabit, bir oranı var. Diyor ki ya diyor A dörtgen, biz bunu ilkokulda yapıyorduk ya, hatırlıyorum, ya da ortaokul. B 2'ymiş, C de 6'ymış. Buna göre diyor A 5, B 10 iken C sayısı kaçtır? Sevgili arkadaşlar burada ben bir K'yı bulayım değil mi? Bak bu 4, bu 2, bu 6 iken sadeleştir, sadeleştir. 2, 12'ymiş arkadaşlar. Yani bu oran her zaman bana A bölü B çarpı C 12 sonucunu verecek. Şimdi gel. A 5, bu arkadaş 5. B 10, C kaç olur? C'ye bakalım arkadaşlar. Az önce sana öğrettim. Bak 10 burada bölüm halinde. Burada 12 var. Buraya giderken çarpı 10 diye gider. Burada çarpım halinde 5 ile C. 5 buraya bölüm halinde gelir. Burada da sadeleştirebilirsin. Sıkıntı yok. Höbülüp lüplüp 2. 12 ile 2'yi çarptım. Buyur sana 24. 24'müş arkadaşlar bu da. 7'ye de 24 dedik. 7-24 hizmetinizdeyiz. 8. Bak 8 var ya, enteresan ha. Acayip dikkat sorusu. Şimdi Terzi Mustafa Bey bir kumaşı 4 parçaya 12 dakikada bölebiliyorsa aynı kumaşı 8 parçaya, Allah Allah, bu kadar kolay olur mu ya değil mi arkadaşlar? 4 parça 12 dakikaysa 8 parça bunun 2 katı 24 dakika dersin değil mi? Dikkat! Dıt dıt dıt. Arkadaşlar bu da bir dikkat sorusu. Neden? Çünkü bak sen 4 parçaya ayırmak için bir kumaş parçasını kaç kesim yaparsın? 1, 2, 3 kesim yaparsın. Sevgili Terzi Musa Bey bu kumaşı 4 parçaya ayırırken 1, 2, 3 kesim yaptı arkadaşlar. 8 parçaya ayırmak için kaç kesim yapar? 7 tabii ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. Her zaman yapıyorum. Kaç parmağım görüyorsun arkadaşlar? 4. Kaç tane ara var? 1, 2, 3 parça var.
3 tane kesim yaparsan 4 tane parçan olur arkadaşlar. Buna her zaman dikkat edin lütfen. Yani aslında burada şairin bize sorduğu 3 kesim 12 dakika sürerse 7 kesim değil mi? Evet 7 kesim dedik. Çünkü 8 parça için 7 kesim. 7 kesim kaç dakika sürer? Sevgili arkadaşlar oran orantının en güzel halidir. Şimdi ben sana o şeyi de göstereceğim. Bak bu 4 süre sürüyor. Yani 1 kesim 4 dakika sürüyor. 7 kesim 28 dakika sürer. Olay budur. Hop 28 dakika dersin. Paçayı kurtarırsın. Şimdi sana çok güzel bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar A bölü B mesela C bölü D'ye eşitse bak A bölü B C bölü D'ye eşit. Ya da nasıl söyleyeyim ya ben sana? Ha, bu, hem böyle göstereyim hem de vücut buldurarak. Mesela 2 bölü 3 eşittir. 10 bölü 15 olsun. İyi bak. Arkadaşlar A bölü B C bölü D'ye eşitse A bölü C de B bölü D'ye eşittir. A bölü C B bölü D'ye eşittir. C bölü A B bölü B'ye eşittir. B çarpı C A çarpı D'ye eşittir. Bak 2 bölü 3 sadeleştirirsen bu da 2 bölü 3. Bak bunu bu bunun 5 katıdır. Bu da bunun 5 katıdır. Bu bunun 5'te biridir. Bu da bunun 5'te biridir. 3 ile 10'u çarp 30. 2 ile 15'i çarp yine 30. Oran ve orantının sana sağladığı nimetler bunlar. Bunları gör. Tamam mı sevgili arkadaşım? Çok rahat edersin. 9 numara. Şimdi 9 numarada itirazım var. Kitap benimle aynı fikirde değil. Aynı fikire de getiririz kitabı. Sıkıntı yok. Pınar bir yolu saatte 80 kilometre hız yapan A otobüsüyle 12 saatte gidiyor. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Çünkü öyle yazıyor. Aynı yolun, hop şuraya da yapalım. A yolu, B yolu. A, B. Arkadaşlar 80 kilometre ile gidiyor. 80 kilometre saatte tabii ki. 12 saat. 12 saat. Tabii sabit hızla gittiğini düşünüyoruz. Değil mi? Sabit gidiyor. Sabit diyor mu? Demiyor. Sabit hızla hiç de durmadan. Yani 12 saatte gidiyor olması sevgili arkadaşlar. Yani bir şoför 12 saat boyunca hiç uyumadan gitmez. Bunu da söyleyeyim size. Molalı gider. Bu soru öyle demesi lazım. Hem sabit hızla gidiyor hem de hiç mola vermeden gidiyor. 12 saat boyunca durmadan gitmiş. Aynı yolu B otobüsüyle 10 saatte döndüğüne göre B otobüsünün dönüşteki hızı ne kadardır? Aynı yolu, bir yolu 80 ile 12 saatte gidiyor. Aynı yolu, yani bu aynı yolu B otobüsüyle 10 saatte döndüğüne göre. Allah Allah, burada bir kelime oyunu var mı? Yok. Şuradan da sevgili arkadaşlar 10 saat sürecek. Kaçla gitmesi lazım? Şimdi bana mantıken söyleyin. 80 ile gidip 12 saat sürüyorsa 10 saat sürmesi için daha kısa şey daha hızlı gitmesi lazım değil mi dönüş hızının? Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi o x eşittir vt formülleri falan filan var ya ben formülle de söylemeyecektim aslında da. Alınan yol eşittir hız çarpı zaman. Ben ezberi hiç sevmem. Hayatta sevmem. Şöyle düşünürüm. Ya derim bu arkadaş 1 saatte 80 kilometre yol alıyorsa 12 saatte 12 çarpı 80 alır değil mi? Bak işte x eşittir vt budur. Her saat 80 alıyorsa 12 saatte bu kadar. Kaç kilometre oldu arkadaşlar? 960 kilometre yapar. Güzel. Peki 10 saatte bu yolu alabilmem için de ne olması lazım arkadaşlar? Ama ne yazdım? 960'ı 10 saate bölmem lazım. Hümbür lümbür 96 kilometre bölü saat hızla arkadaşlar dönmeli ki 10 saatte alsın değil mi? Her saatte 96 alıyorsan 10 saatte 960 kilometre yol alırsın. Demek ki dönüşteki hızı 96 kilometredir. Kitaptaki cevabı arkadaşlar 48 vermişler. 48 çıkabilmesi için şu 10 saatin 20 saat olması lazım. Eğer 20 saatte döndüğüne göre deseydi 48 olurdu. Bak 20 saat daha geç, daha yavaş dönmesi. Ya bu 20 olacaktı ya da kitapta 48 yazan 96 olacaktı. Ben sana doğrusunu anlattım artık. Sen 96 yaz, kitabın üzerindeki 48'i de sil, 96 yaz.
Anlaştık mı? Tamam. Ha bu arada benim görmediğim böyle enteresan bir şey anlatıyorsa yani Pınar hanımefendiye başka bir şey söylemişse bilemiyorum. Biz de Türkçe biliyoruz. Benim anladığım bu. Onunla devam ediyoruz. Bak onda da güzel bir fikir var. Çok güzel. Onu da konuşacağız şimdi arkadaşlar. Diyor ki şurayı iki parçaya böleyim. Şu soruyu da burada çözeceğim. Bir kampta 30 kişiye 50 gün yetecek kadar yiyecek vardır. Güzel. 10 gün sonra kamptan belli bir kişi ayrılıyor arkadaşlar. Kalan yiyecekler kalan kişilere 75 gün yeter. O zaman teşekkür ediyoruz ayrılanlara değil mi? Geri kalan arkadaşlar şanslı. 75 gün kadar yetecekmiş. Şimdi neler oluyor bir bakalım. Arkadaşlar 30 kişiye 40 gün, 50 gün yetecekse 10 gün sonra kamptan ayrılıyor ise demek ki 30 kişiye kalan yemekler 40 gün yeter değil mi arkadaşlar? Çünkü 10 gününü harcadık. 10 günlüğü harcadık. 10 gün geçti. Şimdi geri kalanlar bu kadar kaldı. Sevgili arkadaşlar. Tamam. Şimdi 75 gün yetiyormuş geri kalanlara. Şimdi burada da şöyle düşünelim önce. Bu doğru orantı mı ters orantı mı arkadaşlar? Kişi sayısı azalınca bak gün artıyor. X kişi kalınca da 75 gün yetiyormuş. 30 kişiye 40 gün yeterse X kişiye 75. İşte arkadaşlar burada ne var? Ters orantı var. Ters orantıda da şu iki arkadaşın çarpımı yani 30 çarpı 40 eşittir sevgili arkadaşlar 75 çarpı X'tir. 75 çarpı X. X'i bulmak için bu 75'i buraya bölme halinde gönderiyorum. Gönderdim. Şimdi 5 ile sadeleştirelim mi? Sadeleştirelim. 5 ile sadeleştirdim 8. 5 ile sadeleştirdim 15. 30'u 15'e böldüm. 2. X kaçmış arkadaşlar? 16. 16 yazma neden? Çünkü bu 16 kişiye yetecek. 30 kişiydi bu arkadaşlar. Demek ki kamptan arkadaşlar 30 eksi 16. 14 kişi ayrılmış. Bize ayrılanları soruyordu. Dikkat et. Bunun da altını çizelim. Tamam. Şimdi bak burada da doğru ters orantı olduğunu da şöyle düşünebilirsin sevgili arkadaşım. Yani en başta 30 çarpı 50 1500 tane konserve düşün ya. Değil mi? Konserve var. Bu kadar tane konserve var. Sen 50 gün boyunca yiyorsun bunları. Şimdi 10 gün sonra zaten hesapladık 1200 tane konserve kaldı değil mi? Sevgili arkadaşlar 1200 konserve 75 gün diyor isen bölersin 75'e kaç kişinin yiyeceğini bulursun. İşte o da 16'dır. Sonra bu 16'dan da işte 30'u çıkartırsın o. Yani düşünürken az önce çarkta yaptık ya. Mesela çarkta bu kadar çark diş geçiyor. Burada da onu düşünebilirsin. Ya 1500 tane konserve var. İşte 10 gün sonra 1200 tane kaldı. Bu 1200 tane konserveyi 30'a bölüyorum değil mi? 40 gün. 75 gün içinde 75'e bölüyorum 16 kişi. Gayet güzel. Keyifle yer bunu. 11'e geldik. Şimdi bu 11'de enteresan bir soru arkadaşlar. Çoğu insanın böyle beynini döndürecek. Enteresan yerlere götürecek cinsten bir soru. Ama çok kolay. Bak. 11. Bir koşuda birinci gelen atlet koşuyu ikinciden 20 metre, üçüncüden 30 metre önde tamamlamıştır. Arkadaşlar şurası foto finish. Hop şöyle foto finish de yapalım. Tamam. Bu arkadaş geldi hey diye seviniyor. Sevindi. Bu ikinci olan ben olayım bu. Bu ben. Bu sen. Bu da diğeri. Tamam mı? Bu ben, bu sen, bu da diğeri. Ya da bu sen falan. Neyse. Arkadaşlar diyor ki bak şurası 20 metre. 20 metre. Üçüncüden de 30 metre önde tamamlıyor. O zaman şurası da kaç metre arkadaşlar? 30 metre önde tamamlıyorsa. Bu da 30 metre. Değil mi? Gayet güzel. İkinci atlet koşuyu tamamladığında Allah'ım yarabbim bunu nasıl yapacağız? Şimdi S buraya geliyor arkadaşlar. Tamamladığında üçüncü atletin koşuyu bitirmesine 15 metre kalıyor. Dat. Sevgili arkadaşlar 15 metre kalmış. Burada da kim var? Şimdi D var. Diğeri. Sen bitirdin. Diğeri geldi. Birinci olan ben bitirdim. Sen 20 metre geridesin. Diğeri
Ya 30 metreyi buraya 30 yazmışım. Burası da 10 metreye kalır. Ha. Değil mi? 15 metre kaldığına göre koşulan pistin uzunluğu kaç metredir? Dikkat! Atletlerin sabit hızda koştukları varsayılıyor. Sevgili arkadaşlar, ya ben bunu nasıl yapacağım? Çok basit. Arkadaşlar, şimdi S kaç metre koşmuş? Yarışı bitirmek üzere benim elimdeki bilgilerle 20 metre. Sevgili arkadaşlar, bu S sabit hızla gidiyor ya, şu D'ye 20 metrede kaç metre fark atmış bana söyleyin. 10 iken 15'e çıktıysa 5 metre fark atmış. S 20 metrede D'ye 5 metre fark atmış. Çünkü aralarında zaten 10 metre vardı. 10 metre olan fark 15 metreye çıkmış. Değil mi? Evet arkadaşlar. Peki. Bunu buldum bak. 20 metrede 5 metre. Sevgili arkadaşlar, yarış başladığından itibaren şu baştan beri bu S bu D'ye kaç metre fark atmış? 10 metre. Peki bu 10 metre farkı atmak için kaç metre koşmuş bu arkadaş? Bak iki katı, iki katı. 40 metre koşmuş. Hemen oran orantı yaparsın, düz orantı. 20 metrede 5 metre fark atıyorsa 10 metre farkı da 40 metrede atar. Burası da 40 metreymiş arkadaşlar. Geçmiş olsun, soru çözüldü. Bak burasını 40 metre buldum. Burası da 20 metreydi zati. Değil mi? Ne oldu? 40. 20 daha. Epi topu 60 metreymiş zaten yarış. Yani 20 metrede birine de 5 metre fark atmak yani az buz iş değil, ha söyleyeyim. Hele birinci olan ben, bu be, baya baya iyi koşuyormuş. Hüseyin Bolt hanki. Ne dedik? 60 metre dedik arkadaşlar. Cevap anahtarı bu konuda bizimle aynı fikirde. Sadece 9'da biraz ayrıldık. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.